Merhabalar. Diamobil'de restoran satış ekranı nasıl kullanılır? Restoran satış ekranını kullanmadan önce masaüstü istemcisinden kullanıcı yetkileri mutlaka kontrol edilmeli ve ön tanımlı şube ve depo bilgisi tanımlı olmalıdır. Sonrasında mobil ekranımıza giriş yaptığımızda restoran sekmesi içerisinde bulunan restoran satış ekranı çalıştırılır. Karşımıza gelen ekranda masa üstünde tanımlamış olduğumuz salon bilgileri burada gelir. İlgili salonlardan hangisi için işlem yapmak istiyorsak salon bilgisine gelerek burada karşımıza bulunduğumuz salondaki masa bilgileri gelecektir. Masa bilgilerine baktığımızda burada dolu masalar mavi renk ile gösterilmekle birlikte ödenmez olarak işaretlemiş olduğumuz masalar mor renkte gözükmektedir. Masaya yeni bir müşteri geldiğinde ise ilgili masa seçilir. Daha sonrasında eğer masa bilgisinde bir postkart numarası ile işlem yapılacak ise buradan postkart numarası girilmelidir. Eğer daha öncesinde tanımlı bir cariye için işlem yapılacak ise cari kart sekmesi seçilmelidir. Eğer yapacağımız işlem ödenmez işlemi ise ödenmez seçilmelidir. Herhangi bir işlem yapmadan devam etmek için sağ alanda bulunan işarete tıklanılır. Karşımıza menü listesi gelecektir. Bu menü listeleri masa üstünde oluşturmuş olduğumuz menüler dahilinde karşımıza gelir. Yiyecek, içecek olarak açmış olduğumuz menülerin altında bulunan ürünlerden seçim işlemi için üzerine tıklamamız yeterli olmakla birlikte karşımıza gelecek olan ürüne ait sipariş notunda istediğimiz özellikleri seçip veya seçmeyip tamam tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Devam ettiğimizde farklı bir bölümden farklı bir ürün seçimi için tekrar üzerine tıkladığımızda gene ürüne ait sipariş notuyla birlikte karşımıza gelip seçmiş olduğumuz özelliğine göre tamam tuşuna basılır. Reçeteli olan malzemeler için ise örneğin bir çoban salatası seçtiğimizde bu sefer karşımıza ürün içeriği de yer alacaktır. Ürün içeriğinde olmasını istediğimiz veya istemediğimiz içerikleri üzerine tıklayarak seçimlerini iptal edebilir veya seçerek devam edebiliriz. Aynı şekilde tekrar ürüne ait sipariş notu var ise buradan seçebilir veya farklı bir not girişi sağlayarak örneğin zeytinyağlı yazarak devam ederek diğer ürünümüzü de seçmiş bulunmaktayız. Burada istemediğimiz satırları silebilir veya miktarını arttırmak istiyorsak artı tuşuna basabilir. Oradaki miktar azaltmasını sağlamak istiyorsak eksi tuşuna basabiliriz. Burada ne kadar miktar ürün almak istiyorsak numaratör kısmından miktarımızı seçip ürüne tıkladığımızda ürün seçim işlemini sağlayabiliriz. Veya buradaki sayılardan daha fazla bir sayı girmek için 3 noktaya tıkladığımızda karşımıza numaratör gelerek buradan ilgili miktarı girip o miktar dahilinde menüden ürün seçim işlemini sağlayabiliriz. Yukarıdaki 3 noktaya tıkladığımızda ise karşımıza masa için geçerli olan bilgiler gelecektir. Burada bu masa ile ilgilenen hangi garsonsa ilgili garson bilgisi gelir. Devam ettiğimizde fiyatlandırmanın hangi fiyat üzerinden işlenildiğini, ürünü ararken barkodun açılıp açılmaması, dövizli işlemlerden kullanıyorsak hangi döviz birimini seçeceğimizi, hesabın kaç eşit parçaya bölünebileceği veya masada bulunan kişi sayısının ne kadar olduğunu buradan ayarlarız. Tamam diyerek devam ettiğimizde ve gerekli menü seçimleri işlemini yaptığımızda tekrardan tamam tuşuna basarak ilgili masaya siparişlerin yüklenme işlemini sağlayabiliriz. Burada yeni masamızın bilgileri gelmektedir. Masa detaylarını öğrenebilmek için ilgili masaya tıkladığımızda masa detayları karşımıza gelir. Burada gördüğümüz üzere menüden seçmiş olduğumuz ürünler ve buna ait toplam tutar karşımıza gelecektir. Aynı zamanda tekrar menüye tıklayarak yeni bir ürün seçebilir, masaya ait masa bilgisini öğrenebilir, yapılacak ürün indirimlerinden yüzdesel veya tutarsal olarak indirimler sağlayabilir, masaya hesap gönderilmesi için hesap tuşunu kullanabilir, direkt tahsilat işlemlerinden tahsilat sağlanılabilir veya parçalı bir ödeme gerçekleştirilecek ise tahsilat tuşu kullanılabilir.
Ön ödeme seçeneği ile masadan henüz kalkmamış müşteriler için önceden bir ödeme yapılması durumunda tutarsal olarak ön ödeme gerçekleştirilebilir veya hesap iptal işlemini sağlayabilmekteyiz. Aynı zamanda burada seçmiş olduğumuz ürünleri üzerine uzunca bastığımız takdirde ilgili kalemlere dağıtarak masa parçalama işlemini sağlayabilmekteyiz. Tekrar devam ettiğimizde masalarımızdan birden fazla ürün seçip de masa parçalama işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Buradan aktarılacak ürün için numaratörden ürün miktarlarını girip tamam dediğimizde ürün aktarım işlemlerini sağlayabilmekteyiz. Ve tekrar geri geldiğimizde burada masamızın 3 parçaya ayrıldığını görmekteyiz ve henüz hesabın gitmediğini görmekteyiz. Masanın herhangi birinden hesap istenilmesi durumunda ilgili masaya tıklayarak parçalama yaptığımız hangi masaya hesap göndermek istiyorsak hesabı seçip ilgili masaya hesap iletilecektir ve artık buradaki hesap iletilmiş alan farklı bir renk alacaktır. Geri geldiğimizde bunu masa sisteminden de görebilmekteyiz. Burada görmüş olduğumuz ikinci parça için hesap istenildiğini görebiliyoruz. Tekrardan masa bilgisine tıkladığımızda ve ilgili masaya gelip buradan tahsilatı gerçekleştirmek için tahsilata tıklayıp ödeme planları dahilinde tahsilatı nasıl gerçekleştirmek istiyorsak buradan gerekli seçim işlemini yapıp kalan tutarın sıfır olması durumunda tamam tuşuna bastığımızda masadan tahsilat işlemi gerçekleştirilecektir. Tekrar masaya geldiğimizde ve üçüncü parçaya ayırmış olduğumuz hesap için fiyatlandırmayı sağlamak istiyorsak satırlardaki 3 nokta alanına tıklayıp burada ürüne ait hangi fiyat üzerinden çalıştığımızı, burada nasıl bir birim fiyat ile karşılaştığımızı veya ne kadar bir indirim uygulayacak isek bu indirim tutarını yüzdesel olarak fiyat değiştirme işlemini sağlayabiliriz. Veya fiyatları değiştirebileceğimiz gibi istediğimiz ürünleri 3 noktadan ikram yaz dediğimiz takdirde ürünü ikram olarak yazdırabilmekteyiz. Masa listesine tekrar geri geldiğimizde burada masa taşıma işlemini sağlayabilmek için masamıza uzunca tıklayıp karşımıza masa için yapılabilecek işlemler gelecek. Burada masa bilgisine ulaşabileceğimiz gibi masa taşı dediğimizde seçmiş olduğumuz masayı hangi masaya taşımak istiyorsak ilgili masaya tıklayıp salon birinci katta bulunan masa 5, masa 3 numaraya taşınmak istiyor, emin misiniz sorusuna tamam diyerek masa taşıma işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Burada masamızı iptal edebilmek için ilgili masayı uzunca tıklayarak karşımıza gelecek sorulardan masa iptal dediğimizde iptal işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Restoranda bulunan bilgilerin tazelenmesi için yenile tuşuna basmamız durumunda da buradaki yapılacak işlemleri en güncel haline ulaşabilmekteyiz. Restoran satış ekranındayken yukarıda bulunan 3 noktaya tıkladığımızda ise buradan self servis işlemlerine geçebilir, ödenmez fişi düzenleyebilir, garson değiştirebilir veya yazıcı istemcisini seçerek yazdırmak istediğimiz dokümanları ilgili yazıcıya gönderim işlemini sağlayabilmekteyiz. Mobil restoran ile artık daha hızlı sipariş alıp daha hızlı tahsilat işlemleri ile sorunsuz anlık bir şekilde restoran satış işlemlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz.